Son olarak şunu soracağım. Türkiye Futbol Federasyonu, kendi fikrimi de söyleyeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gitsin. Türkiye Futbol Federasyonu fazladan kaldığı kabahat şu anda zaten. Ben yani bana ortaya koyduğu bir proje ve bir çözüm söyleyin abi. Logodan şarkıdan başka var mı? Soruyorlar işte. Tamam, ben de sana soruyorum abi. Federasyona sen gittin, yanlarındaydın. Onları yakından nabzını tuttun. Soruyorum. Federasyonu başarılı buluyor mu Emre Tilev? Yanıt vereceğim. Verir misin abi yanıt? Vereceğim babacığım. Tamam. Sorayım. Ne de soru? Federasyon başkanı gitsin mi? Kalsın. Tabii istifa etmeli. Net. Hadi. Herkes konuşuyor. Herkesin bir bildiği var. Hocam benim Riyad'a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gönderildiğimde ya da götürüldüğümden dolayı onlarla ilgili olumsuz bir şey söylemediğimi iddia etmiş arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Radyoda sabah 7-10 arasındaki programlarımda da hatta Candan Erçedin'den bu sabah Git parçasını çaldım. Hatta biz veda ederken de arkadaşlar eğer telif yeriz ama Git parçası var. Onu dinleyebilirsiniz. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun yararlı hiçbir işinin olmadığı fikrindeyim. Bravo. Bir saniye dahi Mehmet Büyükekşi ve yönetimi durmamalı. Hatta sadece Mehmet Büyükekşi'ye de bağlamıyorum bunu. Bütün federasyon kurulları istifa etmeli. Yani buna MHK'yi dahil ediyorum. PFDK'yı dahil ediyorum. Buna tahkimi dahil ediyorum. Buna Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun tamamını dahil ediyorum. Yani hepsi beceriksiz, hepsi iş bilmez, hepsi eksik yaptı işleri ve bunları bizzat Marriott Otel'in lobisinde yüzlerine söyledim. Dedim ki her sabah sizi eleştiriyorum. Beni buraya getirdiniz. Ama bu sizi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Mesela çok değerli bir... Gazeteci akreditasyonuna gitmedin. Hayır abi ben öyle gitmedim. Ben şöyle gittim. Spor müdürlerini Beleş'ten Hamit'e uçakla Riyad'a götüreceklerdi. Melih Şendil de Radyo Gol'ün genel yayın yönetmeni olarak bana dedi ki Emre'cim gider misin dedi. Bizden dedi kimse gidemiyor pasaportları yok. Dedim abi benim var giderim ama ben adamları eleştiriyorum. Sonra da Armağan Bey aradı beni. Armağan Bey dedim ben sizi eleştiriyorum ağır bir şekilde beni götüreceksiniz. Bu sizi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Yok Emre Bey rica ederiz dediler. Orada da her bir federasyon mensubunun gözlerinin içine baktım. Dedim ki her sabah sizi eleştiriyorum hakkınızı helal edersiniz etmezsiniz bilmem. Ama işi yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'de mesela en basitinden müzikten daha önemli sorunlar var. Başka sorunlar tek tek bunları dile getiriyor. Burada insanların algısında farklı bir boyuta geçmesini ben anlayamıyorum. Şimdi diyorlar ki mesela çokça konuşulan bir konu var. Muhabirler içeriden yani yönetimlerden haber alıyor. Alıyorlar. Alıyoruz. Kardeşim. Alıyoruz. Alıyorlar. Adamın işi bu. Adamın işi bu. Muhabirin işi yönetimden haber almak. Evet. Sen muhabiri niye suçluyorsun? Seni suçlayacağın mecra yönetim. Yönetimden demek gibi köstebek var ki adama haber düşürüyor. Evet. Yani burada arkadaşlar. Bu arada yani kameramanların suçu yok. Muhabir arkadaşları suçlamayın. Ben ayağa kalktım özür dilerim. Yani netice itibariyle aynı şey sen de. Seni niye hesap vermeye ihtiyacı diyorsun? Sen bir gazetecisin. Sen bir yerde müdürlük yapıyorsun. Gayet doğal Galatasaray Fenerbahçe maçını kupa finali gidip seyredeceksin zaten. Ya böyle zaten bir akreditasyon varsa da bundan yararlanacaksın. Sevgili Ali bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Mesela burada program yapıyoruz. Mesela ben Ahmet'e kontra soru sorduğumda Ahmet'in ve Ahmet gibi düşünen zihniyete göre ben Fenerbahçe düşmanı ve Galatasaraylı oluyorum. Serhan'a aynı soruyu sorduğumda Galatasaray düşmanı ve Fenerbahçeli oluyorum. Sana soru sorduğumda hangisi olduğunu onlar karar veriyor. Ben istediğini sor. Ben istediğime cevap veriyorum. Ya, sıkıntı yok. Yani buradaki mesele o. Biz mümkün olduğunca objektif olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü de imzadan sonra da Rize'ye gidiyormuş. Maç izlemeye. Zaten belliydi yani. Özel uçakla mutlaka gidecektir dedik. Bu arada şunu ekleyeyim. İzleyenler bilsin. Serdar Topraktepe, Nevzat Demir'de U19'un başında gecesini gündüzüne katarak hocalık yapan bir çocuk. Yani haftanın 2 günü 3 günü Nevzat Demir'de bunu da bize söyleyen yönetimin içinden değil, U19'daki çocukların velileri. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim başarıların için devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi. Herkese hayırlı olsun. Bu arada 600-500'den aşağı hiç düşmedik. Onu söyleyeyim yani. Çok daha önemli rakamlar bunlar ve daha birinci yok program yani. Türkiye'de evet, çok Ahmet kişi ve fanları. Ha? Ahmet ve fanları. Ahmet ve fanları etkiliydi Allah. Ahmet tebrik ediyorum. Ya. Seni çok seviyorum. Sizlerin ağırlığınız programı bir yere ya getiriyor. Ben burada aranızda en küçüğünüzüm. Yaş olarak. Yani senin yıllarımızı verdik hepimiz bu mesleğe ya ama seni çok seviyorlar. Sizleri de çok seviyorlar abi. Ben naçizane bir Ahmet Konan. Efendim noktalıyoruz. Bütün ekip TFF'nin gitmesinden yana oyumuzu kullanıyoruz. Yani biz hepimiz aynı şekilde söyledik. Hala aynı soruyu soruyorsunuz. Bu yarın mı toplantı? Çarşamba mı yarın? Çarşamba. 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 Çarşamba günü. Çarşamba günü
bence Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bundan sonraki hayatında başarı dileyebilir. Olmaz. Olmaz mı diyorsun? Senin fikrin ne? Gitmiyorsa problem var ya. Bence Ahmet? Gitmiyorsa problemler sürer. Bir Avrupa Şampiyonası geçirirler. Niye bilet mi almışlar hepsi bütün kurullar? Tahkim kurulu, PFDK. Otellerini mi ayırtmışlar? Ya bu aslında bununla, öyle mi acaba? Bununla ilgili ayrı bir özel bir program yapmak. Seyahat federasyon yaparız acaba. Bizim bu muhabbet bitmez efendim. Herkese mutlu günler diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. İlk programı seyrettiğiniz, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ama lütfen beğenin, abone olun ki varlığımızı sürdürebilelim. Varlığımız sizin varlığınızla değerli. Hoşçakalın.